Evden çıktık. Güzel bir gün pazar. Hava biraz yağmurlu ama başka planlarımız vardı. Daha erken çıkıp gezmek gibi ama biraz evde takıldık. Film falan izledik. Akşam yemeği için dışarıdan bir şeyler yiyelim dedik. Şimdilik aklımızda ne var? Pizza dedik. Sonrasında Cafe Nero'ya geçip oradan yine her zamanki gibi sırt çantalarımız sırtımızda bir kafeye gidip çalışıyor olacağız. Sizin için de bir vlog çekeyim dedim. Oğuzhan'la bir şey diyecek misin hayatım? Yok bir şey değil. Bugünkü demiş. Konuğum sensin. Sergin başka konuk mu var? Yok. Yok bugün tek evet konu. Tek ve ilk ve tek konuğum. Mahallede ne buldum? Gezen mağaza. Böyle camlı. Buradan teşhir ediyorlar ürünleri. Arka taraftan da şey var. Ayakkabı, çanta. Çok güzel değil mi? Mağaza derdine son. Farklı. Şimdi şeye geldik. Domino's'a geldik. Bayılar. Orada pizza yiyorlar. Olsan da burada. Bize sipariş verdik, bekliyoruz. Oğuzhan'la birlikte çıktığımız zaman dışarıya video çekmek aklıma gelmiyor. Çünkü sürekli bir yürüme modundayız ama şu an geldik, 10 numaraya bindik Çerenköy'den. Çerenköy'den mi bindik? Şu an Bostancı'dayız. Önümden birileri geçiyordu, kamerayı kendime çekmek zorundayım. Bu ne ses ya? Şurada sahildeydi sanırım Cafe Nero. Köfteci Yusuf'un oralarda. Yani oraya gidelim. Biliyorsun Cafe Nero benim sponsorum. Demiş miyim sana? Cafe Nero'da ömür boyu yeme içme hakkım var benim arkadaşlar. Bir ara böyle yazılımcı buluşması yapalım da size kahve ısmarlayayım. Biz gidince tekrar açarız. Cafe Nero'da hissem var demiyorsun, bana sponsor mu diyorsun? Sponsor diyorum. Cafe Nero'nun İstanbul hissedarlarından birisiyim. Güzel. Hatta bayiliklerini falan diğer şehirlerde de açacağız. Hani Cafe Nero açmak istiyorum diyorsanız ve şehrinizde yoksa yorumlarda yazsınlar değil mi olsa? Geldik, siparişlerimizi verdik. Bir tane şu kekten söyledim. Oğuzhan vatçatlık moka içiyor yine. Tatlıcı o. Ben de çayı latte söyledim. Şurada da hemen masada oturduk zaten. Biraz çalışacağız. İçerisi çok sıcak ve kalabalık. Fiş yok ama biraz idare edeceğiz artık elektriksiz. Hocam 11 kahve aldık. Bunu herhalde 3-4 saate içeriz diye düşünüyorum. Arkaya müzikleri yapacağız. Ben çalışmayacağım, Oğuzhan çalışsın. Kolun elbisleri. Şimdi anlat bakalım Oğuzhan, sen ne yapıyorsun? Senin web sitesindeki domaini uzatıyorum şu an. Süresini uzatıyorum. Süresi bu ayda olmak üzere. Domaini de hostingi mi uzatacaksın? Evet, evet. Süreleri dolmak üzere. 2 yıl kalmıştık ama bu yıl yenileniyor. Bu sahibinden.com gibi şey olmasın diye. Düşmesin diyorsun. Biliyorsunuz ki sahibinden.com bu ay bir sıkıntı oldu. Domain süresini uzatamadı ama onu yalanladılar sanki. Başkası alamadı diye. Başkası alamamış zaten. Sadece süresi dolmuş. 3-4 günlük yenileme süresi var. Orada da DNS'leri falan yönlendirmeleri gerekiyor. Büyük ihtimal oradaki sıkıntılar oldu. Şimdi bizde bir sürü domain var ya. Evet. Hepsine böyle 470 lira ödeyeceğiz mi? Ve tek 1 lira kazandırdığı yok. Benim web sitemden çok böyle kuruş kuruş. Zaten Türkiye'deki reklamlara tıkladığında bir reklam tıklamaya kaç kuruş geliyor? 1 kuruş, 2 kuruş, 10 kuruş. Şu an bir açıp bana şeyin analizine bir bakalım mı? Dün ne kadar kazandırmış, bugün ne kadar benim web sitem kazandırmış ve hani yıllık toplamda ne kadar kazandırmış görelim mi? Benim kendi kişisel web sitem ve benim şu an web sitemin domain ve hostingini uzatmak için ne kadar para verdiğimi görelim. Hani bakayım ki attığım taşı ürküttüğüm şu. Gerçi buradaki amaç para kazanmak değil ama yine de ben şeyi merak ediyorum. Bu yıl ne kadar? Bu yılı görebilecek miyiz? Bir onu merak ediyorum açıkçası. Yalnız kahveyi de kazan gibi almıştık kocaman. Cafe Nero'daki Scarlet galiba kekin adı. Ondan aldık. Böyle orman meyveli falan. Şu
sana göstereyim. Güzel bence, ben beğendim. Dur, rapor olarak bak. Raporlardan bakacağız. Şöyle size ortamı da göstereyim. Yine arkası kalabalık. Şuradan Oğuzhan raporlara bakıyor. Son 3 yıl var. Son 3 yıla bak bakalım. Fark etmez. Son 3 yıl olur. Göstermiyor galiba öyle net bir rapor. Biraz uğraşmamız gerekiyor. Gösteriyor da. Şey yapmak istemiyorum. Bana söyle kulağıma. Söylesene yapayım ben ona göre. Bu kadar işte. Bir yıllık mı? Benim web sitemde sadece. Sadece web sitemden kadar. Bir şey söyleyeceğim. O zaman hani yıllık ödediğim domain parasıyla benim sitemi kazandırdığına bakınca az da olsa bir kazanç var be. Değil mi? Bir iki kere yemek yer miyiz? Bir iki kere, birkaç kere yemek yeriz. Kaç kere yemek kahve yermişiz yani. Şey, o zaman ödeyelim mi? Yapacak bir şey yok. Kendi kendine ödüyormuşum da oluyor. Bu yıl kazancı. Bu yıl kim mi? 2023. Ha, bu yıl. Bir şey söyleyeceğim. Daha Ocak ayında. Hayır, şey yani. Bir, toplam bir yıl şu ana kadar. Bir yıldaki. Niye bu kadar az? O ömür boyu kazanç mıydı? Oğuz Allah aşkına, ben aylık yıllık kazancı 1800 lira 2000 lira sandım. Söyleyeceğim ya, bir yıllık kazancımız 400 liraymış. Ve ben şu an 470 lira domain parası ödüyorum. 50 liralık reklam yapmış buraya. Daha fazla reklam koy. Yeni çıkıyoruz Tapenera'dan. Kaç saat oturduk? Yaklaşık bir 2,5-3 saat kadar burada oturup çalıştık. Dışarıda yağmur yağmış. Biz geldiğimizde yağmur falan yoktu. Hava soğumuş bayağı. Neyse. Her zamanki gibi çantamda şemsiye var. Elimde de beren var. Ben önlemimi alıyorum ya. Şimdi buradan direkt eve gidelim bence. Bir çay falan bir şeyler yeriz içeriz, sonra çalışmaya devam edeceğim. Ben sen ne yaparsın bilmiyorum. Dur ne oldu? Yağmur başladı. Hadi. Sanki insanların geçmesini bekliyorsun videoyu çekmek için. Burası public bir ortam yani. Videoda gözükmek istemeyen sokağa çıkmasın. Neyse, metroya doğru gidelim. Bostancı sahilden gideceğiz metroya. Eve doğru gidelim. Tam da böyle havanın soğuk olduğu ana denk geldik. Yağıyor. Güzel geçti. Çalışırsan güzel. Aynen. Şu taraftaki restoranları göstersene, ne kadar rengarenk. Benim internet şarjım bitti. Aa, telefonu kapandı mı? Yok. Laptopun. Ha. Çok çalışamadım o yüzden. Anladım. Telefondan devam ettim bulduğu kadar. Olsun, sıkıntı yok. Evde devam edersin. Yani. Ay, ne kadar uzak ya. Şuradan direkt geçsek niye bu kadar uzakmışlar metroya giden yolda? Şu restoranı göstersene. Bayağı güzel gözüküyor. Ama önü kapanacak galiba, bir şey yapıyorlar. Bilmiyorum. Şuraya gitmek için şu yolu yürüdük bak. Tersliğe baksana. Şu bence iki adım atmaya bırakıyor, çıkalım şuraya. Sağlıklılar için öyle ama engelliler için ne düşünüyorsun? Neredeydi yine? Buradaymış. Ha, burada çok saçma bir şeymiş. İlk defa burada buradan görüyorum.
Gençlerle buluştuk. Şimdi nereye gidiyorduk? Koç korusu. Koç korusuna gidiyoruz. Çünkü Onur da koç bünyesinde çalışıyor. Ben de oraya gideceğiz. Hale burada, Osan burada. Biz şimdi metrodayız, İçerenköy metroda. Orada görüşürüz. Şu an Altunizade'deyiz. Karşı tarafta Üsküdar Üniversitesi falan var. Koç korusuna gitmeye çalışıyoruz. Altunizade metroda indik değil mi biz? Hayır, Bağlarbaşı. Ha, Bağlarbaşı metroda indik, şimdi oraya doğru yürüyoruz. Hava bugün aşırı soğuk, dudaklarım çatladı. Çantamda atkı vardı. Oğuzhan çıkartıp onu sardı. Çünkü az önce kar çiseliyordu, böyle kar yağıyordu kapıda. Yılın ilk karını da 13 Ocak'ta mı görmüş olduk? Parça parça 13 Ocak'ta görmüş olduk. Muhtemelen şurası Koç Korusu. Buraya gireceğiz. Ben de hemen karşıya geçiyorum. Sırf bu yere gelmek için bayağı bir yürüdük yani. 13 Ocak biliyor musun? Trabzon'da Kalandar diye söyleniyor. Sergi varmış. Bir gelmişken de sergiyi gezelim bari. Bakalım ne sergisi. Burası Abdülmecit Efendi Köşkü diye geçiyor bu arada. Ha, galiba güvenlik noktası var. Buradan aynen, geçeceğiz önce. Güvenlikten geçip sergiye geçeceğiz. Hadi ben kaçar. Milyon tane güvenlikten geçtikten sonra içeriye giriyoruz şimdi. Sol mu? Soldan devam edecekmişiz. Şunu alarak Maziden Atiye Zarafet. Ben aldım. Perdeyi açıyorum. Ay, bu neymiş böyle? Ay Oğuzhan. Sen beni çeksene. Çekeyim. Ay içerisi çok sıcak. Üşümüşüm bayağı. Ay elbiseleri çek. Çok güzel değil mi? Değil mi? Favorim yok. Hepsi aynı gibi. Kıyafetleri de göstermek istiyorum. Bunlar muhtemelen gelinin annesinin elbiseleri. Evet. Gelinin annesi ve kız kardeşlerinin elbiseleri. Şöyle bir yer var. Değişik. Burada daha muhafazakar elbiseler var. Bakalım. Bunlar sokak elbiseleriymiş. Burada da yazıyor ama ışıktan dolayı çekmek biraz... Ay şemsiyeler ne güzel. Şöyle bir şey benim anneannemin de vardı. Odakta problem yaşıyor bugün. Aa, pardon görmedim. Lazerli falan mı? Şey elektrik falan yok değil mi tellerde? Korktum bir an, dedim belki o kadar mı? Atatürk sergisine girdik. Masa güzelmiş yalnız. Zübeyde Hanım. Şimdi kendimi detaylı bir şekilde inceledik. Gördük ama şu güzel yine ihtişamlı diğerlerine göre bakınca. Değil mi? Şu ayakkabılar güzel gözüküyor. Hani şuradan ayakkabı beğenebilirsin. Topluluğu Spor Kulübü. Yine bir dizi güvenlikten geçerek içeriye girdik. Kimlik kontrolü vesaire. İçeriği keşfedeceğiz. Şurada muhtemelen divan restoran var.
aşağıya doğru gidelim. İlk gözüme çarpan şurada bir basket sahası var. Böyle devam edelim. Çok mu ağır? Olsan ben deneyeceğim, beni video çeker. Ben seni çektim. Dur. Attırdın değil mi iyice? Hayır. Biri aldı. 20 düşürdüm bir de. Ay. Bu gerçekse bir şu. Aşağı indirmeyeceksin. Ay çok kolay. Şimdi bir oldu. Kolaylaştı. Halter gibi omuzlarında bırakacaksın. İndir. Ön. Bu kadar mı? Bu kadar. İki tane yapabilir. Çocuk gibi bütün oyuncakları dene. Hayır ya, onda squat yapıyor. Yaptım ama yani. Aa, ben de ben squat yapamam. Yapamam, squat benim dizlerim ağrıyor. Ay kollarım çok ağrıyor. İçerinin pek bir oluru yok gibi değil mi? Çok bir şey yok içeride. Esprisi yok. Bir esprisi yok yani. Buraya özellikle gelmem ben. Hatta ben şey etkin kampüs müydü orası? Ofis free. Evet. Gelip çalışabileceğimiz yer. Yani benim Ataşehir'den buraya gelmem 2 saatime mal oluyor. Gelip de orada çalışmam. İçerisi de çok güzel. Sıradan bir kafe gibi bir sıradan şey. Bir kafeydi aynen. Pek bir olayı yok. Etrafta böyle ormanlık. Ne bileyim. Şimdi kafe alanına gidip bir bakacağız. Ne var ne yok diye. Bu nasıl? Oğlum hızlı sallasana. Hayır hızlı sallama, olsan düşer. Korktum. Korktun mu? Sallasana biraz. Onur bana da böyle. Ama burayı şey koyacağım videoya. Hale sen çık. Ay yok bir şeyim. Tamam çok kötü. Bir de tutamıyorum şeyler sallamayı. Çok iyi ya. Düşeceksin. Onur bir anda hızlan. Bak şunları ittir. O zaman daha rahat olur. Bunları öne doğru it. Daha dengeli olur. Kendine çekme. Yani kendine öne ver ve bunları tamam. Eğlenceliymiş. Biz yapamıyoruz galiba. Neler kaçırıyorsun hale bak. Ay ben almıyorum sağ ol. Ve sen çok yavaş yapıyorsun Zeynep var diye. Evet. Ben yok yok hızlı yapma yapma. Misafir çünkü. Misafir tamam. Tüm heyecanından. Tamam inelim hadi hale gel. Ve ben tövbe edeyim. Geçtik. Koç korusunda 3-4 saat geçirdik. Güzeldi genel olarak. Bir de biz Koçlu olduğumuz için Koç ailemle de galiba divan restoranlarında %50 kadar indirim oluyor. Şimdi şurada Selçuk Ecza var. Şurada Bakko'nun ofisi var. Biliyorsunuz bu Altunizade Üsküdar tarafları böyle genelde şirketlerin ofisini içeriyor. Burası güzel lüks mekanlar. Başı geçti ama yılbaşı coşkusu Kadıköy'de hala daha devam ediyor. Şekerci Caferoğlu bayağı reklamını yaptı yani. Biz de şimdi tekrar içeri gireceğiz. Ben geçen çikolata almıştım buradan. Belki şu an güzel bir şey bulursam yine alırım. Şurada da tatlılar var. Geçen sefer bunlardan almamıştım ben. Bunlar ve içi şey de oluyor. Bakımlar falan. Her şey çok güzel gözüküyor. İçerisi rengarenk. Kedi az daha çıksa tezgah çıkacak. Acıktın mı sen? Öyle bir bakıyor ki yalnız. Ye hadi, verdi sana ye. Hem de kılçıksız bak. Yok be, kılçığı temizlenmiş onun. Gel beraber yiyin. Bak gördü onu geldi mi hemen ağzına atıyor bak. Paylaşsana. Başlayacağım. Şu an saat 22.40 civarı. Nereye geldik olsa. Açma açma. Brancum AVM'deyiz. Sinemaya geldik. Tabii ki Kolpaçino'ya geldik. Dün vizyona girdi zaten. Bugün 13'ü. Hemen gelip izlemek istedik. AVM kapandı ama şuradan soralım bakalım.
sinema için başka bir giriş var mı yoksa ana girişten mi gireceğiz? Hava da bir soğuk, bir soğuk var ya, kesin kar gelecek. Çünkü Trabzon'da bayağı kar yağmış. Bugün ben üşüdüğümü hissettim gerçekten. Böyle ellerim falan dondu bayağı. Evet arkadaşlar, şimdi AVM'de bir gece videosu çekeceğiz. Vlog. Abi adam peşimize geliyormuş bir de. Güvenlikten geçiyor muyuz? Şey, güvenlikten geçecek miydi? Sinema için gelmiştik. Yalan, sinema için gelmedik. AVM'de bir gece videosu çekeceğiz. AVM'de gece videosu çekmek için çok güzel bir yalan sinemaya geldik. Şimdi biz içeride turlayacağız. Sinemaya gidiyormuş gibi yapıp girmek çok mantıklı değil miydi bu arada? Güvenlikten bile geçmiyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Havanın gerçekten soğuk olduğunu gösteren bir şey. Baksana yanakların. Kocaman ve kırmızı. Noel Baba gibi. Sinema üst katta herhalde. Altta da çoluk çocuk var. Şurada asansör var. Ben artık yaşlı bir kadınım. Asansör kullanıyorum birçok yere. Bakmayacak mısın hayatım? Düşüyordum. Asansöre çağırdık. Gece AVM'de bir gün videosu çekmeye gelmiştik. Kapı. Dalt kapı iniyoruz. Paribu Cineverse var aşağıda. Colpacino'yu izleyeceğiz biz bu akşam. Colpacino'nun diğer serilerini, yani diğer filmlerini ben iş yerinde ofisteyken... P1 olabilir. Pardon. P1'e basacaktık. Doğru. Biz biliyor musun nerede izledik Colpacino'yu? Ofisteyken izledik. Evam'da çalışırken ben bir odada 7 kişi falan çalışıyorduk. Bir gün sinemaya gidelim dediler ekip etkinliği olarak. Orada da şey vardı, Hilton'un AVM vardı. Colpacino'yu bir orada izledik. Bir de ofiste yarım yarım izliyorduk arada. Öyle izledim yani. Altın kapılarımız kan ağladı. Necmi abi öyle miydi? 5 gün Sabri abi var. Sabri abi pardon ya. Necmi nereden çıktı? Öyle. Yani AVM de göster her yerde olmuş. Evet. Şimdi saat gece 11. Her yer kapandı. Gidelim bakalım. Patlamış mısır da alacak mıyız? Alacağız. Tamam süper. Kolpaçımı için heyecanlıyım. Uykum gelmesin diye evde kahve içip çıktım. Uyumamak için değil. Haydi gidelim bakalım. Yalnız kalabalıkta insanlar var. Salonun hepsi doluydu neredeyse. Evet. Biz en önden 3. sıraya zar zor yer bulduk aldık. Oh mısır da koşma. Konuşma. Göstersene şu sevimize geldik. Kolpaçını dört dörtlük salonu. İçerisinde kalabalık da. Yani şeffaf sizleri seviyor insanlar aşkım. Bir şey demiyorum. Eskiden ben şununla çok oynuyordum ya. Kazandın mı? Olsan sürekli bana diyorsun şöyle bir cihaz koyalım bir yere. Gel anlaşalım Burancı malumeyle koyalım. Hayır, burayla anlaşamazsın. Burayla anlaşamaz mısın? Daha dediğim gibi birkaç şey dedim ya oralarda. Ha, anladım. Bu şekilde yapacağız. Tamam. Kapatıyorum. Şurada gireceğiz zaten. Bizimkimizi falan nereden alacağız onu bulalım biz. Tamam. Mısırı da aldım kolayla. Şimdi salon 7'ye doğru ilerliyoruz. Gidelim. Bakalım filmi beğenecek miyiz? Film bittiği zaman da yorumumu yapacağım yine. Görüşürüz. Ben bu buraya Mehmet Bey'den senin arkadaşın değil mi? Benim arkadaşım. Bir de abi. Ben Abdurum bir de. Ben Mehmet Bey'den sen... Evet, film bitti. Kolpaçino'dan çıktık. Yani güzel, idare eder. Yani... Çok yorum yapamayacağım ya film hakkında. Diğer bölümlerini de izlemiştim ama yani böyle muhteşemdi diyemeyeceğim. Güldük, eğlendik ama film sonunda verilen o çekim hataları falan bence daha komikti. Bilmiyorum bakalım. Bir de ben Şafak Sezer'in yeni imajını pek beğenemedim. O burnunu ne olmuş böyle içeri çökmüş Barbie bebek burnu gibi. O çok enteresan olmuş. Beğenmedim yeni tipini, tarzını. Saçını da şurasına böyle turuncuya boyamış. Tarz olarak beğenemedim yani adamın tarzını. Renk körlüğü yok değil mi? De renk körlüğü yok sende değil mi? Niye? Turuncu değil miydi? Hayır. Ne? Mor. Mor mu? Bence saçmalıyorsun. Ben mi renk turuncu, körlüğüm bence acaba? Sen renk... Mor o renk mi olur? Turuncu karışımı kırmızı bir şeydi saçları. Ha evet. Bordo, Sabri bordo, Baba bordo. Sabri Baba bir sonraki evet, filmi bordo. Görmez bence. Adam çökmüş baya. Bence o ölmüştür bir sonraki bölümü. Ölür yani. Onun dışında da...
Ya işte yani bildiğiniz o çok şey olayları var. Terbiyesiz olaylar da çok fazla böyle filmlerde. Şuradan da güvenlik bakıyor. Böyle. Hadi gideceksin. Gidelim o zaman. Göstersen amcayı. Evet oradan bakıyor. Ama biz hani bir gece videosu çektiğimiz için saklanacağız. Az değilsin var ya. Ne yaparız? Makul da kapalı. Nerede gideceğiz? Ne kadar acıkıyorsun? Yok acıkmadım. Evde yiyip gelmiştik zaten. Doğruldum. Gece saat şu an kaç? 1:30 oldu mu? Evet. 1:30 falan. Evet. Gece yarısı 1:30 şu an. Asansörde başladık. Asansörde bu bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sen var ya. Hadi hadi çık. Şuradan mı çıkılıyor? Eğlencesiz bu AVM'i. Yapacak bir şey yok olsaydı sabahlarda kurtulur. Sen de. Hazır sıcak yer. Aa soğuk dur şimdi dışarısı. Çok gitmeyeceğiz ama yakın evimiz. Evet. Öyle. Artık kapı.